2023 İstanbul Motosiklet Fuarı başladı. İlk günden itibaren müthiş bir kalabalık var. Bizim de beklemediğimiz bir şey oldu. İlk günler biraz böyle hani daha sakin geçer değil mi? Yanımızda Alp var, iki teke. Abi nasıl gidiyor? Yeni sezonda neler yapacağız? Vallahi iyi gidiyor. Ben de uzun süredir aslında motosiklet fuarına gelmiyordum. Uzun bir aradan sonra iyi geldi aslında birçok markayı görmek. Birkaç tane markanın burada olmadığını görmek biraz üzdü açıkçası ama yine de gelenlere katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bence güzel bir fuar oluyor. Bugün bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum. Evet. Ama sanırım pandemi sonrası artık insanlar yavaş yavaş etkinliklere daha fazla katılmaya başlamışlar diye düşünüyorum. Bu sene var mı rotalar? Valla aklımda bir rota var ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Daha önce sosyal medyada paylaşmıştım. Evet. Bir Magadan rotası planlıyordum. Rusya'ya gitmeyi planlıyordum. Ama olacak mı olmayacak mı? Onu zaman gösterecek. İnşallah istediğin tüm yollar açık olsun. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkürler, ben teşekkür ederim. Yanımızda İpek Süleymanoğlu var. İpek hoş geldin, sefalar getirdin. Nasıl gidiyor motosiklet fuarı? Bence çok güzel gidiyor. Çok güzel markalar var benim de beklediğim. Hatta motosiklet almak istediğim bir marka vardı. Onu aldım şu an. Harika. Yeni motorum. Teşekkür ederim. Hep beraber inşallah yollarda bir sürü sürüşlerimiz olur. Hepimizin kazasız belasız sürüşleri olsun. İnşallah hep beraber süreriz. Var mı bu sene bir plan? Var. Gezeceğiz mi? Gezeceğiz. Tamam, festivallere? Önce sizin festivale geleceğiz. Tamam. Orada buluşuyoruz o zaman. Tabii ki, kesinlikle. Tamam, sözümüzü aldık. Fuar sohbetlerine devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yanımızda Türk sanat müziğinin... Şimdi uzaklar... Adamda her şey var. Yanımızda Kolaçan var arkadaşlar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk efendim. Nasıl gidiyor fuar? Vallahi fuardan ziyade sizi gördük, çok mutlu olduk. Fuara gelmemizin en büyük sebebi böyle dostlarla kaynaşmak. Aynen. Yoksa motosikletleri hep görüyoruz. Evet. Geçen sene biz Kolaçan'la bir Karadeniz turu yaptık. Bu sene bakıyorum böyle planların da var. Çıkar mı bir şeyler böyle? Yapar mıyız bir şeyler? Ya niyet Güneydoğu'ydu. Evet. Ki maalesef ki acı bir olay yaşadık orada. Ama halen böyle bir şeyim var, düşüncem var. Belki deprem illeri turu gibi bir planım var. İnşallah. Olur. İnşallah olur. İnşallah güzel de bir plan olur. Var mı beklentin fuardan, yoksa öyle gezeceğiz, eğleneceğiz, döneceğiz, arkadaşları göreceğiz mi? Valla fuarda artık 10. yıl mı 11. yıl mı benim gelişim. Her sene aynı. Beklentim yok yani fuarda. Dostları tek beklentim herkesi görüp gideyim. Evet, dostları yani görmediğim kimse kalmasın. Aynen öyle. Öyle yani. Ama eğlenceli. Çeşit çok. Sektör büyüyünce özellikle Çin sektörü. Sayısı çok artmış. Aşağıda bir sürü Çinli var. Nereye densem Çinli böyle değişik konuşuyordu. Anlamıyorum da. Bir gün birine gidip şey yapacağım. Türkçe konuşun. Biz de yazıları okumaya çalıştık ama baktık olmuyor. Bizden Şol dönmüyor. Dönmüyor bizden. Dönmedi dilimiz. En kolay yong. Yong. O ne demek bilmiyorum. Evet, inşallah yong iyi bir şeydir. Evet. Ama fuar bugün Perşembe güzel başladı. Güzel. Kalabalık, yağmur yağmasına rağmen. Cumartesi pazar daha kalabalık olur diye düşünüyorum. İşte öyle. Sezon başlangıcı da böyle olur inşallah. Güzel aynen geçer. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Biz hep böyle konuştuk. Sen hiç konuşamadık ya. Evet. İşte ne yapacağız? Bir de bir türkü mü alalım? O kadar. Çok güzel Ankara'dır. Evet. Kapanışı sen yap. Evet. Kapanışı ben yapayım o zaman. Ne sorayım? Hepsini de sordu yani. Bir şey kalmadı bana. Ben sorayım. Bebiş ne yapıyor? Büyük bebiş büyüdü. Küçük de büyümeye çalışıyor. 3 aylık oldu şimdi. İşte yeni yeni büyüyor ya. Alışıyoruz. O bize alışıyor. Abla kardeş sıkıntısı oldu mu? Yok, olmadı. Olmadı. Çok iyi gidiyor. Çok iyi. Korkuyordum. Ay maşallah, evet. Çok en çok ondan abi korkuyordunuz. Çok iyi gidiyor. Ay iyi vallahi. Maşallah. İlkiye gelince görürüz o zaman. Tamam, hadi benim sorum da böyle olsun. Yanımızda Mümtaz Pak var. Öncelikle hoş geldin, sefalar getirdin hoş abi. Hoş bulduk. Gıyaben çok iyi tanışıyorduk ama böyle
bir araya gelememiştik bir türlü. Aynen. Fuar sayesinde bir araya gelmiş olduk. Nasılsın, nasıl gidiyor? Çok teşekkürler. Sizleri gördük, daha da mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz fuar ortamı, buluşma ortamı bir yandan. Hani işin yanında keyif kısmı çok fazla. Aynen öyle. Evet. Bu arada hani tanımayanlar için söyleyeyim. Mümtaz abi böyle motosiklet yarışlarının böyle üstadıdır ama oğlan da fena değil değil mi? Ya herkes sormayın değil. Artık hep ismim Rodi'nin babası olarak artık tescillendi yani. Bana bunu daha önce bir yaşlı bir abimiz şey Sedat derdi. Abi. Sedat abimiz derdi evet. Ki sen şimdi Özgür Canlarsın ama yarın öbür gün sana Turan'ın babası diyeceklerdi. Aynen öyle. Senin öyle oldu. Rodi Park artık gururumuz. Kesinlikle öyle. Yani, ne desek az ve senin de oğlunu bu kadar destekliyor olmana çok mutlu ve izliyoruz da çok sıkı da takip ediyoruz. Nasıl gidiyor Rodi'nin durumu nasıl? Vallahi güzel. Önce şunu söyleyeyim, hani Rodi Türkiye'nin değeri. Öyle. Biz öyle bakıyoruz. Onun için de arkasında durduk. Durmamız da gerekiyordu zaten. Çok güzel. Şu an Dünya Endurans Şampiyonası'ndaki Türkiye'nin ilk ve tek temsilcisi. Evet. Çok güzel yarışıyor. Geçen sene iki defa podyum yaptı. Bu sene ilk yarışlarını 56 takım içinde 6. bitirdiler. Yani Rodi Endurans Dünya Şampiyonası'nda çok ciddi isim yapıyor. Her ne kadar Türkiye'deki kanallar bahsetmeyi atlasa da evet. Özellikle yurt dışındaki Eurosport'larda bir saate yakın sadece Rodi'den bahsediliyor yani. Ne güzel. Onlar da gurur verici yani. Gurur verici ama dediğin gibi işte bizim de artık Türkiye'de hepimizin tüm sadece camia değil tüm kurumlar ve kuruluşlar olarak hepimizin böyle değerleri desteklenmesi lazım. Evet, tüm branşlar gibi desteklenmesi lazım. Aynen. Evet. Tebrik ediyoruz. Rodi'ye de çok selamımızı, inşallah daha yolu uzun uzun açık olsun. Gelir çok teşekkür ederiz. Onunla da sohbet ederiz bence. Evet, inşallah. Evet, sizi de biraz sonra onu da getireceğim. İnşallah, bir onunla da beraber sohbet yaparız çok inşallah. Güzel olur. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii Uşak'ta buluşmak üzere. Evet. Uşak'a sözleşmiş. Rodi'yi izlemeye gideceğiz. Fuar sohbetlerine devam ediyoruz. Quick Sigorta standındayız bildiğiniz gibi. Ama bizim ziyaretimize böyle şu fiziğe bakmayın böyle minicik görünmesine rağmen bir şampiyon var. Biraz böyle kendinden bahset bakayım bana. En son nerede şampiyon oldun? Sen kimsin? Adım Çağatay, soyadım Çoklar. Süpermoto yarışlarına giriyorum. En son Türkiye ikincisi oldum Uşak yarışlarında. Adam. Evet. Nasıl geçti yarış? Zor oldu mu? İyi geçti. Yani Balkan'da falan oldu. Bazı yerlerde talihsizlikler yaşadım. Yani ön lastiğim patladı mesela. Evet. Ona rağmen çok güzel yarışlar yapıyorsun. Biz Çağatay'ı çok eskiden tanıyoruz. Biliyorsun sen daha böyle daha minik bitmeniktin. Hatırlatırım ilk röportajını yine biz evet, ilk röportajını da biz yapmıştık seninle. O zaman da söylemiştim senden çok güzel şeyler olacak, başarılar olacak diye başladın. Ama ben biliyorum ki daha devam edecek bu. Devam edeceğim. Devam İnşallah. Edecek. İnşallah yok, yapacağız. Yapacağım. Yapacağız. Olacak mısın? Allah izin verirse. Allah izin verirse başka. Ama sen çalışıyorsun, ben yürüyorum. Allah da izin verecek buna. Değil mi? Evet. Şimdi biraz da seninle de konuşalım dostum. Niyazi, bir kere çocuğuna böyle büyük destek veriyor olman müthiş. Evine geldim. Yani başından beri biliyorsun, takip ediyorum sizi de. Ben eski dostuz ama gerçekten seni tebrik ediyorum. Kolay bu adama çok güzel destekler verdin. Bundan sonra planlar ne? Bundan sonraki planlar motorumuzu yeniledik. Nasip olursa yeni motor aldık bu sene. Sezona daha hızlı geçeceğiz. Daha hızlı gireceğiz ve daha hızlı bir sezon geçireceğiz. Geçen sene sadece pist yarışı yapmıştık. Bu seneki yarışlarımız hem motocross hem pist yarışı olacak. Harika. Güzel geçecek inşallah. Hatay, senden büyük başarılar bekliyoruz. Sonra da kupanı çekmeye, videosunu çekmeye geleceğiz, tamam mı? Anlaştık. Anlaştık. Yanımızda çok güzel bir çift var. Biz zaten daha önceden de tanışıyoruz, takipleşiyoruz ama Harley Baba. Ben az önce bir hikaye duydum, biz çok sevindik. Bizi çok mutlu ettiniz. Gerçekten enerjimiz yani yükseldi. Motivasyonumuz yükseldi. Evet. Onu biraz senden almak istedim. Ya, tabii ki şöyle, ben normalde tek gezen biriyim. Ya aslında bir tek tabii ki bir yere kadar ama insan yanında bir kişi daha istiyor ister istemez ama eşim bu konuda biraz defansifti açıkçası, yani çok istemiyordu. Fakat sizin videolarınızı ben ilk başta kendisine izlede sonradan da fark ettim ki benden habersiz sizi izlemeye başlamıştı. Oo, ekstradan da tabii. Ve bu sizin sayenizde biz beraber dolaşmaya başladık. Ya, bu çok sevindirici bizim için. Gerçekten çok sevindirici. Ve sizi burada görüp hani sizinle tanışmak da ayrı bir keyifti çok gerçekten yani. Şimdi peki keyif alıyor musun? İnanılmaz keyif alıyorum. Hatta şey diyorum, bir tane de ben kendim
kendime mi alsam da acaba ikimiz beraber arka arkaya mı geçsek diyorum. Süpermiş. O zaman böyle bir program yapıyoruz, beraber de bir kısa sürüyoruz. Süper olur. Tamam, süper olur. Kutlamamız lazım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Şöyle iki tane yakışıklı geldi bizim misafirlerimiz. Bizim eski sıkı takipçilerimizden. Aynen, ama evet. Quick Sigorta'nın da acenteleri değil mi? Tabii ki. Tabii. De. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl gidiyor? Valla fuarı gördük, baya güzeldi. Çok güzel. Yani hem benim için motorcular bir kaynaşıyorum. Bir de sizleri gördüm, epey bir mutlu oldum. Nasılsın sen? Sen ne bekliyorsun bakalım fuardan? Valla sadece Quick Sigorta merakı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu adam ticaret yapıyor, Quick Sigorta'yı merak ediyor. Bu adam motorcu. O da bizi merak ediyor değil mi? Ha? Tabii, evet. Fuarı merak ediyor. Nasıl motorlar var burada falan filan. Evet. Falan. Hem iş gereği hem de merak. He. Şöyle yapalım. Sizin acentede sen masa başında. Aynen. Poliçeleri kes. Aynen. Şeref de sana motorcu getirsin. Çok daha iyi olur. Tamam. Ha, manyak evet. Bak çok güzel. Biz de buna olur. Destek olalım. Tamam. Anlaştık. Yanımızda çok güzel bir çift daha var. Onlar da eskiden motorla geziyorlardı. Şimdi bakıyorum böyle biraz arabaya döndü gibi iş. Ha? Ya uçakla gidiyoruz uzak yerlere. Almanya, Hollanda. Fakat bu arada motorla yarın sabah itibariyle Yunanistan, Kavala, Selanik bir gece kalmalı yapıp dönmeyi planlıyoruz. Hadi bakalım. Haziran'da 24 Haziran çıkış 10 günlük bir Balkan ve Avrupa turumuz var. Motosikletle yapıyoruz. Tamam. bu şekilde ama biz karı koca olarak artık son zamanlarda sizden de örnek alarak gezmeyi hayatımızın odak noktasına koyduk ve yarın ne olacağımız belli değil. Neyden zevk alıyorsak onu yapabilelim mantığıyla oturduk, konuştuk. Ya çalış ama istediğimiz şeyi elde edemedikten sonra, ruhumuzu doyuramadıktan sonra aynen, ne öyle. Anlamı var? Aynen. Abi gezelim deyip biliyorsunuz zaten az çok. 3 günlüğüne Almanya'ya, 2 günlüğüne Hollanda'ya git gel yap. O 2 gün bile bizi mutlu ediyor. Yenileniyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Yani peki sizi nereden takip edecekler? Ataların rotası Instagram. Ataların rotası. Ben biliyorum ama onlar söylesin, siz de takip etmeye başlayın diye söylüyorum. Çok güzel geziyorlar onlar da. Bizim yakında motosikletli çiftlerle alakalı bir planımız var. Kadroya yazdım. Hep beraber bir kamp yapacağız. Süper. Tamam. Damsız girilmez. Damsız girilmez kamp yapacağız. Kardeşim ne var? Burayı Balıkesir bastı. Arkadaşlar hoş geldiniz. İşte bu ya, gördünüz mü? Nasıl gidiyor? Biraz zor geldi galiba buraya gelmek. Buraya gelmek zor değildi de son 5 kilometreyi gelmek acayip ızdıraptı yani. Bu da ne? Balıkesir. İyidir abi. İstanbul. Kesinlikle Balıkesir. Aynen. Abi çok terlemiş gördüm seni. Uzun yürüdünüz galiba. Seni görmek için çok koştum. Adamsın be işte bu. Aa. Bakayım. Oo, Almanya'dan grubetçimiz var arkadaşlar. Bir gün önce Almanya'daydın değil mi sen? Evet, cuma günü geldim. Yani bütün izinlerimi size göre ayarladım. Bak, bizim şeyimize dayanamamış, gördün mü? Evet, hasretimize dayanamamış. Hoş geldin. Hoş bulduk. Almanya'dan sonra İstanbul nasıl oldu? İyi geldi mi? Yok, hiç iyi gelmedi. En güzel Balıkesir. Nerede bakayım bizim tayfa? Evet. Fuardan ne bekliyorsun Salim Bey? Evet Salim Bey. Fuardan hiçbir şey beklemiyoruz. Sizinle beraber sohbet etmeyi istiyoruz. Evet. Dinlenmeyi ve tekrar Balıkesir'e geri dönmeyi. Hoş geldiniz. Kadir hocam. En bunların arasında hepsi bitik görünüyor da en iyi sen görünüyorsun. Biz çünkü küçük arabayla geldik. Trafikte hiç zorlanmadık. Küçük minibüsle otobüsle gelenler bitmiş de küçük minibüsle gelenler biraz rahat gelmişler gibi görünüyor. Kimler vardı küçük minibüste? Metin abi siz de karşıda indiniz galiba. Evet, orada indik. Biraz yürüdük ama çabuk geldik. Az yürüdük. İşte Dilek, bundan sonra sen de kızlarla sen de yap. Şimdi kızlara ben fuardan ne beklediklerini sorayım. Şöyle uzatayım hemen. Güzel güzel yeni kıyafetler alacağız. Motor için yaz gezilerine başlayacağız inşallah. Kızlar alışveriş sever. Biz de eksiklerimizi tamamlaya geldik. Eksik listesini tamamlayacağız. Aynen öyle. Vallahi eşlere Allah sabır versin, kolaylık versin. Ender bir şey duydum. Halime eksikleri tamamlamaya gelmiş. Cüzdan dolu mu? Canı sağ olsun. Benim cüzdan boş. Onun cüzdanına bakacağız artık ya. Benim her zamanki gibi cüzdan boş. Doğru. Hayat müşterek deyip bence burayı bağlayalım. Evet, şimdi cezalı bir çift var. Nerede Nurdan? Nurdan Hanım, sizi bir alabilir miyim? Nurdan Hanım, siz burada biz varken başka birine
bir eksiğiniz var mı diye sordun. Ben de o mesajı yakaladım. Ama ben ne dedim sonra? Size bir otobüs insan geliyor. Evet. O arkadaşım yoktu tanıdığı. Hani bir otobüs insan geldi. Hepiniz geldi. Hoş geldiniz. Kendimiz gelebildik ya şükür. Neredeyse gelebildik. Evet. Ya hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ayaklarınızı sağlık. Fuara gezmeye devam herhalde. Tamam. Kuy, Çamlı, Balıkesir heyecanlı. Bravo. ...2023 İstanbul Motosiklet Fuarı'nda Kuik Sigorta standındayız bildiğiniz gibi. Ve misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Yanımızda da hurda izin var. Sizi mutlaka tanıştırmak istedim çünkü ilginç bir şeyler yapıyoruz değil mi abi? Seni biraz tanıyalım. Merhaba, adım Mahir. Hurda izim diye bir Instagram hesabım var. Aynı zamanda bir hobi garajım var. Burada eski klasik 1941-52 arası Willys jipleri restore ediyorum. 1960'lar, 70'ler, 80'ler Vespa'ları ve çeşitli işte Amerikan arabaları, çeşitli Alman, Mercedes, Volkswagen gibi çeşitli araçları hobi olarak restore ediyorum. Kendime ait de 30-40 aracım, 60-70 tane motosikletim var. Harika ya. İşte, yani hobimiz... işimize döndü. Biraz da işe döndü ama hala işe dönmesini istemiyorum. Hobi olarak kalmasını istiyorum ama doyumsuzluk var. Her gördüğümüz eski nostaljik çöpe gidecek araçları tekrardan hayata kazandırmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Ya bu işin hani ticari tarafını geçtim ama az önce söylediğiniz şey çok önemli. Hani keyif aldığınız bir hobiyi eskimiş, çöpe atılacak bir şeyi tekrar yeniden kazandırıyor evet. Olmak muhteşem bir iş. Sadece araçlarla da kalmıyor. İşte çeşitli materyaller, eski askeri sandıklardan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eski buzdolaplarını renove ediyorum. Yani değişik bisikletler. Yani eski olan her şeyi hayata geçirmeyi seviyorum. Süpersin. Çok güzel bir proje olmuş. Ama biz şöyle yapalım. En kısa zamanda senin garaja geliyoruz. Bekleriz. O Vespa'ları görmek istiyoruz. Eyüp Bey, fuarı bir ödülle de kapattık. Özgür ve Dilek de yanımızda. Önce size sormak istiyorum. Bu ödül size niye verildi? Bu ödül bize buraları desteklediğimiz için. Tabii ki biraz daha sosyal yönü ağır olan bir iş, sigortacılık. Bundan dolayı verildi bize. Katkılarımızdan dolayı verildi. Peki hemen o katkılar neler olduğunu Özgür'e sorayım. Çünkü mimarı Özgür ve Dilek. Bildiğiniz gibi çok büyük bir afet yaşadık. Bu afet sonrasında da hemen acil yardıma ihtiyacı vardı oradaki halkın. Motosiklet kullanıcıları da biliyorsunuz böyle sosyal projelerde çok aktifler. Hemen bir motorcular kasabası projesi üretildi. Ve birçok Türkiye'nin her yerinden motosiklet kullanıcının destekleriyle bir motorcular kasabası oluşturuldu. Ama bu motorcular kasabasında Kuik Sigorta'nın bir sokağı oldu. Kuik Sigorta sokağımız var orada bizim. Tabii ki Kuik Sigorta'nın Eyüp Bey'in ve bütün ekibin desteğiyle o motorcular kasabasında şu anda Kuik Sigorta sokağında insanlar ihtiyaçları karşılamaya çalışıyorlar. Hayatlarına devam ediyorlar, devam kaldıkları yerde. Aynen öyle, evet. Aynen öyle. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Bugün tabii aşırı trafik vardı ve gelemeyenler vardı. Sayın Ahmet Yaşar da buraya evet. İntikal edemeyenlerden de. Buradan evet. Da hemen bir gönderme yapmak istiyorum. Evet. Bu ÖTV vergisi konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Evet, Ahmet Bey fuarın açılış konuşmasında sağ olsunlar bizim taleplerimizi dillendirdi. Her şey zaman olmaz düşün. Benden şunu bile getirmek istediler. Biliyorsunuz seçimlere doğru yaklaşıyoruz. İşte her gün yeni yeni katılımcı paketler açıklanıyor. Motosiklet dünyasında bir ÖTV indirim talebi var. Ben de onları... Bravo! Yeni yeni bravo! ÖTV indirimiyle ilgili hazır paketler açıklanıyor. O paketlerin içerisinde biz mutlaka bir motosikletler için de bir ÖTV indirimi istiyoruz. Malum bugün İstanbul'un halini gördük. Eğer motosiklet sayısı artsaydı şimdi Ahmet Bey buradaydı mesela. Doğru bir yaklaşım. Dilek, gerçekten kadın motosikletçiler çok fazla var. Buraya da gelip de bu fuara gelip de katılmayanların inanın bunu söyleseniz inanmaz. Sen de onlardan bir tanesisin. Sen bizim de bir tanemizsin. Nasıl geçti senin için?
Fuar geçen senelere oranla inanılmaz katılımla geçiyor, işte finalleniyor. Biz burada takipçilerimizle, daha önce tanıştıklarımızla, festivalde karşılaştıklarımızla ve birlikte birçok projede yer aldığımız birçok motosiklet kullanıcısıyla buluştuk. İnanılmaz keyif aldık tabii ki. Bizim için çok yoğun ve yorucuydu ama inanılmaz derecede keyif aldık. Bu yüzden de yorgunluğumuz, yoğunluğumuz hiç önemli olmadı. Kadın motosikletçiler konusunda her geçen gün inanılmaz artıyor kadın motosiklet kullanıcıları. Geliyorlar bize, mont soruyorlar, kask soruyorlar, hangi motosikleti alayım diye soruyorlar. Tabii projelerin de uçlarından tutuyorlar. Kadının girdiği her iş çok güzel oluyor. Dolayısıyla camiamız daha güzelleşiyor. Ben en çok şu anekdottan çok mutlu oldum. Geldi bir çift, dedi ki eşim benim gelmiyordu ama sizin videolarınızı izledikten sonra, erkek anlatıyor, evet, bunu. Evet. Eşim de artık benimle beraber seyahat ediyor motosikletle, evet, dedi. Bu çok hoş ve mutluluk vericiydi. Biz de çok mutlu oluyoruz onları duydukça. Peki hemen bitirmeyeyim. Bir şey daha sormak istiyorum. 6 Ağustos'ta Balıkesir'de olacağız. Biraz tüyo var mı festivalle ilgili? Var var. Biliyorsunuz Balıkesir Motofest, Quick Sigorta'nın da desteğiyle her sene bir artı daha koyup devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 12.000, 13.000 kişiyle kapattık. Bu sene de şöyle bir tüyo vereyim. Biraz daha denizli, tatilli bir festival, böyle gümbür gümbür bir festival olacak. Ama festivalin içerisinde de yine AFSD'leri unutmayacağız. Onlara da büyük bir katkı sağlayacak projelerle geliyoruz. Şimdi tabii Eyüp Bey'in desteğiyle biz de, ya Eyüp Bey ve Kuyuk'un desteğiyle biz de geziyoruz. Evet. Bu sene başka rotamız var mı? Onu da hemen Dile'ye sorayım mı, sana mı sorayım? Hanginize sorayım? Etmez. Birlikte etmez. Yani bu sene aslında çok fazla rota var. Festivallerin arasında bulduğumuz uzun ya da kısa rotaları hemen değerlendirmeye alıyoruz zaten, o kısa boşlukları. Bu sene yurt içi var, yurt dışı var. Dediğim gibi etkinliklerde yine olmaya devam edeceğiz. Yer olarak sen söylemek ister misin? Evet, yani yurt içinde yapmamız gereken yerler var. Bizi çok bekleyen yerler var. Mutlaka onlara gideceğiz ama bir Moldova turu yapacağız. Yani Belarus-Moldova turu yapacağız. Bir İran sığdırabilirsek, eğer yılı tamamlamadan yetiştirebilirsek bu yoğunluğun içerisine, çok istiyoruz. Bir Çin setli yapmak istiyoruz. Biz de şimdi Quick Sigorta ailesi olarak yurt içinde evet vardık ama Avrupa'yı gözden kaçırmayalım. Artık Quick Avrupa'da yolda şu anda. Evet, evet, evet. Buradan da bir öncülüğünü Quick yapacak zaten. Evet. Şöyle de güzel olur. Sen yaptınız. Şöyle de güzel olur. Oradaki acentelerimizi de ziyarete gideriz, daha iyi olur. O acenteler ziyaret işi benim olsun.